Selamlar arkadaşlar, ben Blueberry'tan. Bugün birlikte Wizard of Legend oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Şimdi sol tarafta göreceğiniz gibi oyundaki ikinci denememizi yapıyoruz. Evet, şimdi geçen bölümde beklenenin üstünde bir başarı oldu. Güzel oldu, benim de hoşuma gitti. Ben o kadar başarılı olacağını düşünmüyordum. Bu arada ikinci denememiz derken, hani ilk bölümdeki biraz bizim için hani göstermelikti. Sonra biz sıfırlamıştık. Geçen bölüm baştan başlamıştık. Şimdi o yüzden o 1'di, bu da 2 olacak. Ve şimdi bizim seçeceğimiz yetenek var mı? Hızlıca bakalım. Bugün bölümde de yeni yeni şeyler alalım istiyorum. Temelde bizim değiştireceğimiz bir şey yok. Dash için, yani ileri atılma için bir şey yok. Standart için buzla alakalı var. Şu bizim dalgalı güzeldi. Buradan da şimdilik değiştireceğim bir şey yok. Reliklerimizi hemen kontrol edelim. Evet, şimdi hücum için şu kolyemizi almıştık. Bu bizim bütün hasarlarımızı artırıyordu. O güzeldi. Bir de yüzük var. Bu da hasarımızı arttırdığı gibi hareket hızı veriyordu. Ama bütün hasarları arttırdığı için onu alacağım. Diğerlerine de bakacağız. Tabii savunma hiç yok. Genel olanlardan sprite'ımız var. Onu almayacağım şu an. Şunu alıyorum, bütün hasarları arttırsın diye. Bir de bizim kıyafeti şu an seçtiğimizi bir de kontrol edelim. Şimdi turkuazı almıştık. Bu bizim maksimum canımızı ve savunmamızı arttırıyordu. Tamam, bununla gidelim. Bunun dışındakiler standart zaten. 66 elmasımız var. Bununla da neler alabileceğimize bakalım. Hemen bir reliklerden başlayayım şöyle hızlıca. Düşmanları şoklamaya yarıyormuş. Yani şoklama şansını ekliyormuş. Bunu seçersek Tozi'nin köstekli saati diyor. Bakalım bu relik bütün gelişmiş şu çevresi altın şeklinde olan yeteneklerin şarjını hızlı yapıyormuş galiba. Bekleme süresini düşürüyor. Bu da bütün düşmanların bu şey menzilli saldırılarıyla ilgili bir patlama oluşturuyormuş ama bu temel saldırı yaptığımda herhalde onların düşmanın menzilli saldırılarını yok ediyor herhalde, bir şeyler yapıyor. Tam anlamadım. Her neyse. Burada temel yeteneğimizi toprağa dönüştürüyor. Aslında bizim her birinde farklı bir element olsa, 4 ayrı element de olsa bulduğumuz sandıklar bazen 2 farklı element istiyor. Biz de hepsini yapmış oluruz. Mesela ben ikisini ateş yapmışım şu an. Baştaki hava, deşte hava diye geçiyor sanırım. Ya da yedek ikisinden bulursak güzel olabilir. Mesela bu neymiş bakalım. Bu toprak, normal toprak yumruk vuruşu yapıyor. Bu şu an hava vuruyorum mesela. Burada buz saldırısı var. Burada 3 tane böyle buz ortaya çıkartıyormuşuz. Çağırıyoruz da diyebiliriz. Yakındaki düşmanları donduruyormuş. Bu da ileri doğru atıldığımda herhalde değişik bir bıçak tarzı savuruşlar mı yapıyormuşuz? Bir şeyler yapıyormuşuz. Tam anlayamadım. Her neyse. Devam edelim. Şimdi buradakilere bakalım tekrar. Koşma hızı, sıyrılma şansı, zırh ve savunma. Sıyrılma şansı ve kritik şansı. Şimdilik bunlardan almayacağım. Zaten bunlar 75 istiyor. Şunun nasıl çalıştığını bir ara öğrenmem lazım. Bu büyüleri falan kaldırıyorum diyor ama. Evet, sen ne diyorsun bakayım? Sen şey yapıyordun, elmasları satın alıp altın veriyordu. 20 taneye artık 100 mü 200 mü bir şey veriyordu. Bu da bize rastgele gelişim veriyordu. Bunları falan değiştiriyor sanırım. Şimdi onu yapmayacağım. Şunları değişik yere gönderiyormuş ama onlar sonraya kalsın. Şuradaki kadın bir şey yapıyor mu hiç bilmiyorum. Hemen bizim için rastgele bir tane oluşturulsun ve başlayalım. Ateşten başlıyoruz. Güzel. Affedersiniz. Ateşten başlıyoruz. Geçen sefer biliyorsunuz topraktan başlamıştık. Hatta neredeyse toprağın büyük patronunu da yenmek üzereydik. Yarı yarıya indirmiştik yani diyelim. Güzel gitmiştik. Bu sefer ateşten başlıyoruz. Yalnız burada kötü olan şu. Ben de genelde ateş saldırılarını seçtiğim için bazı ateş saldırıların belki de çok hasar vermeyecektir ama biz elimizden geleni yapacağız. En azından ateş kısmını tamamlayabilirsek belki gerisi biraz daha rahat olabilir. Şimdi şöyle bir bakacağım hızlıca. Tamam, hadi aşağıdan başlayalım.
Evet, şurada bir grup görüyorum ama şunları bir şöyle saldır diye şöyle bir genel bir vuruş yapayım. Hemen temizlendiler. Güzel dolsun hemen şurası. Güzel, gelin bakayım siz de. Gelin bir araya. Güzel. Şurada bir tane kaldı sanki. Evet, aynen. Köşeye takıldım bir an. Tamam, o da temiz. Bu tarafta bir şey var mı? Şöyle bakayım, o da... Şurası, ha şey, zıplamak içinmiş de şuraya niye zıplıyoruz? Burada bir şey yok. Kaçarken falan kullanıyor bu herhalde, savaşırken. O, burası küçük bir yermiş. Şöyle iyi. Birazcık yakaladılar beni. Kaç yedik? 8 hasar yemişiz. Neyse, en azından. Şöyle ucunu gel, hop, eyvah. Gel bakayım. Oo, fena vurdun. Bir nesik hasarımı arttırdım. Buradan oo, ben bayağı yemişim ya. 68'e çıkmış bir anda hasar. Şurada var. Bunu orada geçmeden karşıya yapmak lazım. Geçersek anında saldırıya geçiyor bunlar. İyi, işi bitti. Daha var mı orada? Şu bir dolsun bakayım. Tamam. Şurada varlar. Gel bakayım. Şu ateş zaten direkt bakın kıpkırmızı. Hop. Az kalsın yakalıyordu. Kaç bakayım. Ha, gelin bakayım buraya. Gel gel gel. Gel bakayım sen. Bunlar şimdi ateş olunca biraz daha zor ama yine de hallediyoruz. Bu tarafta temiz. Yukarı taraf var, aşağısı var. Şöyle gel bakayım bir. Evet, burada bir grup görüyorum. Yo, bunu düşman mı bunlar? Yok, direkt yok oldu. Ha, burada oy var. Aşağı düştüm. Kötü oldu. 24 hasar yedim. Karşıya geçmeyi başardın. Güzel, gel bakalım. Atla. Şimdi bunu al. Gel. Tekrar. Al bakayım, tamam. Orada bir tane kaldı sanki yukarı tarafta. Heh, gel bakalım. Tamam, şunları bir hızlıca bakayım bir şöyle. Şuradan aşağıda bir şey var mı? Var gibi, burası savaş alanına benziyor. Gelin bakayım ne geliyor. Büyü atıyorlar. Sen de at. Tamam, gel. Gel bakayım. Heh, onu aldık, güzel. Eyvah, bir tanesi vurdu maalesef. Belki dedim hızlı atılınca kayar kurtulurum. Olmaz. Eyvah, büyücüye denk geldim. Büyücüye dikkat edeceğiz şimdi. Güzel, onu aldık, harika. Gel bakayım sen de. Harika. Burayı da temizledik. Şöyle devam edelim bakalım aşağıda ne var. Burada başka bir şey yok. Şimdi şöyle bir haritaya bir bakayım hemen. Tamam, yukarı doğru devam edelim o zaman. Yanlış tuşa basıyorum. Gel bakayım şu tarafta bir şey var mı? Evet, bakın orada satıcı varmış. Hemen şöyle yanaş. Şimdi burada ne var? Bunları işte altın alıp deneme fırsatımız oluyor. Hem oynadığımız o anki oyunda kullanabiliyoruz. Hem de beğendiğimiz şeyleri sonra bulup alabiliyoruz ama bunlardan temel hariç standardı ve yanında da bir tane gelişmişi alabiliyoruz. Şuradaki E tuşu vesaireleri kendimiz acaba ekleme imkanımız var mı? Onu merak ediyorum. Bir de tabın altına bir tane nesne kısmı açılmış. Taba basınca da burası açılıyor. Büyüler kısmı. Şuraya acaba bir şey ekleniyor mu onu bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Şunlara bakalım. Şimdi bu büyülenmiş neymiş? Stalwart savunmaları. Diyor ki bu büyü satrançtaki atın savunmasını sağlıyormuş. Tamam, anladım. Burada atlarla satrançtaki atın taşlarıyla savunmalar yapıyormuşuz. Büyülü bir savunma yani. Bir de bu büyülenmişi, bakın turkuaz çevresi ama signature yazınca böyle çevresi altın oluyor. Bu da bir toprak saldırısı. Ne yapıyormuş? Bütün düşmanları grasp diyor ama grasp nedir bilmiyorum. Büyük dev taş yumruklarmış.
Evet tamam. Dev taş yumruklarla saldırıyormuşuz. Bu da bir çizgi halinde düşmanlara hasar veriyormuşuz. Bir çeşit nasıl diyelim? Düz bir saldırı gibi. Bu da elektriksel bir şey de. Bunu nasıl kendimize yapıyoruz? Evet, kendimize elektrik yüklüyoruz ve de yanımızdaki etrafımızdakilere şokluyoruz galiba. Ya da doğrudan onları şokluyoruz. O tarz bir şey sanırım. Bunlardan bir şey şu an almayı düşünmüyorum zaten. O kadar altınım yok ama hani olursa diye bir baktık. Şimdi bizim ne tarafa gideceğiz? Şöyle bir gidelim. Şuradan bir karşıya geç bakayım. Yukarıya gidelim. Şimdi sol tarafa gitmedik. Şuraya bak bakayım. Oo, nişan alıyor. Okçular var. Güzel. Gel bakayım. Gelin gelin gelin. O temiz. Sen de gel. O direkt ateş. Bakın bu direkt ateş sınıfından. Kırmızı bu. Tamam, o temiz. Ondan elmas da çıktı. Altın da çıktı. Başka var mı burada bir şey? Yok. Burası da temiz. Devam. Şu ileride yukarısı düz gideceğiz. Şöyle gel. Hop bir daha. Tamam şimdi. Şu aşağısı zaten o kadardı. Bu alt tarafı hallettik. Şimdi yukarısı zaten yok. Yukarısı yok. Şunları bir kır bakayım. Bir şey çıkacak mı? Tamam, sağa ve sola bakacağız şimdi. Şöyle gidelim sağ tarafa. Şimdi burası tam savaş yeri yine belli. Gel bakayım ne geliyorsunuz. O bunlar direkt büyü atıyor. Şu biri tamam. O burada da varmış. Onu da tamamladık. Ona dikkat et. Tamam, burasını da bu şekilde hallettik. Biraz soğukkanlı olmak gerekiyor. Şu sol tarafa bak bakayım ne var. Şu aşağıda bakın savaşacağımız bir şey var da sobaya benziyor. Nasıl bir şeymiş? Bakın soba var, hareket ediyor. Etrafı ateş saçıyor. Değişik düşmanlar. Biz şuradan bir çıkalım da şu bize doğru gelsin bakayım. Gel. Heh. Gel. Eyvah, kaçamadım bir anda. Hızlıca yaptım. Gel gel gel. Tamam, o da temiz. Hemen şu sobaya gidelim. Tamam, o da çabucak halloldu. Başka bir şey var mı bu aşağıda bakayım. Burası aşağı bizim şeye bağlanıyormuş, merkeze. Tamam, burası da tamam. Biz şuradan tekrar dönelim. Orada gitmediğimiz neresi var oraya bakalım. Bir miktar can kaybetti ama umarım toparlarız. Şu duvar sanki kırılıyormuş gibi görünüyor ama. Burada savaş mı var? Evet aynen. Nereden geliyorsunuz ki? Oo, gelin bakın. Bunlardan böyle hızlıca kaçmak gerekiyor. Gelin bakayım. Şunları da şu şekilde. Evet, daha bir tane. Oo, iki tane misiniz siz? Kaç kaç. Eyvah, yaktı yaktı yaktı. Bakın bunlara aşağı doğru ok çıkıyor. Bunlar çünkü ateş sınıfından olduğu için ateş saldırısı yapınca aldıkları hasar az oluyor. Bunları biraz uzak tutmak lazım bu şekilde yaptıklarında. Tamam, burası da temiz. Yine bir parça hasar yedik. Burada da satıcı var sanırım. Tamam. Bu nece bakayım? Bunu daha önce yok. Bunu bir ara görmüştük sanırım da kart falan satıyor desem kart da yok. Ne yapıyorsun sen? Bir tane büyünü ver diyor. Kendi elimden karıştırıp başka vereyim diyor. Ne dersin diyor. Bir dakika. Şimdi bizden rastgele verebiliyor muyuz? Verebiliyorsak denemek isterim ama bu da işime yarıyor aslında. Bir şunu denesek mi? Hadi deneyelim. Denemiş olalım. O elimdekini aldı standardı karıştırıyor. Standardı alıyormuş. Ha, bunlardan seçebiliyor muyum? Güzel ama resminden bakacaksın diyor. İsmini yazmıyor. O zaman bir bakayım. Şu deş belli. Bakın bu deş. Şu az önce okuduğumuz şeye benziyor.
taş yumruklara, şu değişik bir elektrik dalgasına benziyor. Şu da deş olabilir. Bakın çünkü üstünde adam simgesi var. Pek belli olmuyor. Şu da öyle. Bakın buz adam şeklinde deş. Yani ileri atılma. Şu yıldırımlıyı alayım. Bunu bir denemek istiyorum. Yıldırım zincirleri diyor. Bir bakayım nasılmış. Şöyle bir çizgi oluştu ama tam anlaşılmadı. Bir daha deneyelim. Oo böyleymiş. Tamam. Herhalde animasyonu biraz geç yüklendi ilk kez kullandığımız için. Tamam. O zaman buradan gitmediğim yer yok herhalde. Şuradan direkt merkeze geç diyelim. Böyle değişik bir şeyimiz de oldu. Dalgalı ateşimiz güzeldi ama bu arada bu da bakın büyülenmiş bir tane. Hatta şuradan bakalım. Büyülenmiş. Yanımızdakilere de ekstra saldırı mı yapıyormuş? Herhalde elektrik yayılıyor manasında söyledi galiba. Bizim gitmediğimiz yukarı taraf var. Sağ ve yukarıya gidecektik. Şu sağ tarafa da bak bakayım. Ha, burası da satıcıymış. 167 altınım var. 70 de elmasım var. Şimdi şu bizdeki Sprite'den aynısı. Şu nedir? Bu bir çeşit davul gibi bir şey. Yıldırım ne zaman diyor hasar alırsan yıldırım patlaması mı ne bir şeyler oluyormuş. Tam anlamadım. Öyle bir şey yayılıyormuş. Burada kalp var. Ama bu kalpler şey gibi ağaç dalları var gibi. Devlerin kalbi diyor. Maksimum canımı arttırıyormuş. 550 idi maksimum ama ben bu maksimum canı doldurabilecek miyim? Bir de o var. Mesela bu 200 veriyorsa iksir. O zaman 597 olurum. 550 zaten. Bu ne kadar arttırıyor bilmiyorum. Hadi %10 arttırıyorsa 55 gelir. O da benim hani öyle bir varsayımım. Ne kadar arttırdığını bilmiyorum. Bu da yine bir sprite. Bu buz değil. Bu zehir yayıyor galiba. Evet potion zehir yayıyor. Bu da canımızı dolduruyor. Bunlardan birini alsam. Maksimum can arttırmak güzel ama ben daha etkili bir efekt arıyorum. Bunların aslında hepsini almak isterim ama şu altınları bir seferde bu kadar toplayamıyorsunuz. Özellikle yapılmış olabilir. Bir tek yukarı taraf kaldı. Oraya da bir gidelim. Öyle karar verelim patrona gitmeden önce. Ha direkt burası da çıkış kısmı. Tamam. Yanlışlıkla merkeze gittim. Tekrar gel. %100 diyor zaten. Bitirmişiz hepsini. Tamam şunları da bir kır bakayım. Ekstra bir şey var mı? Yok. Şimdi şuna bir bak. Tamam burası burası. Şundakini hallettik. Bununla tekrar tekrar yapılmıyordur diye düşünüyorum. Bir bakayım. Evet tekrar tekrar olmuyor tabii ki. Yoksa istediğinizi bulana kadar hep yaparsınız. Buradan şu kartlardan alınabilir de buradaki biraz farklıymış ötekinden sanırım. Neredeydi o? Yeşildeydi değil mi? Oraya bir gidelim. Şimdi bu 100, bu da 125. İkisi birden çok eder. Altınları bir şekilde kullanmak istiyorum. Hadi patronu yendik diyelim. Şu anki mini patron. Altınları bir şekilde elmasa çevirdiğimiz karakter gelebilir bir sonrakinde. Onu düşünüyorum ama maksimum canı arttırmayı alacağım. Bir sonrakinde de belki iksir bulup alırız tabii başarılı olursak. Şunu bir alalım. Ne kadar artacak bakalım. 550'den 605. Aynen öyle olmuş. %10 arttırmış. Hatta burada yazar sanırım. Evet %10. Tam tahmin ettiğimiz gibi oldu. Şu yünü 100'e tamamlayabilirsem eğer şu anki patronu yenersek şuradan iksir de alırız belki çıkmadan ekstra 200 can basarız. O zaman patronun oraya gideceğiz. Buradan tabi ekstra altın çıkarabilsek o zaman patronu çağırabiliriz. Hemen başlayalım. Hem de şu yıldırımımızı da deneyelim. Gelin bakalım. Bir önce ortaya çıksınlar şöyle. Oo yıldırım güzel. Tabii şu mavi doldurabilsek ekstra. Güzel. Gelin bakalım gelin gelin. Şu yandaşlarını bir halledersen daha rahat olacak. Evet güzel. Gel gel gel. Bir kere daha kaysın bana şöyle. Hop, tamam. İkisini bu şekilde vurmak daha iyi. Gel bakayım. Heh, gel. İkisini de bu şekilde vurunca daha iyi. Sersemlediği zaman daha rahat yaparız.
Belki de yıldırımın etkisini beklemem lazım. Sanki bir an kesiliyor gibi. Aynen böyle daha rahat. Gel bakalım. Kay. Güzel. Bunun sistemi belli oldu. Oh. Bir an kurtulmuş, sersemlememiş. Bir kere daha koş bakayım. Gel. Ve işi bitti. Güzel, bunu çabuk hallettik. Hasar yemedik. Ne kadar oldu altınımız bakalım şimdi. Can da verdi. 96 oldu. Ama bir de kart verdi bize. Bu şimdi bu kartı bir deneyelim bakayım. Ha, bu harika. Etrafımızda yanımıza biri yanaşınca ona da böyle alev vereceğiz. Yalnız 96 olduk. Bir 100 olsaydı oradan o iksiri alacaktım. Kısmet değilmiş. Bir sonraki kısma geçeceğiz o zaman. Bir gidip bakayım ama yine de buradan, evet, 100. Yani şimdi 4 eksik, 4'ü sonra verirsin falan filan demez ama şuradaki eşyaları kırıp bulabilir miyim acaba? Etraftaki eşyaları kırsam, çıkmadan bir can doldursak. Bir etrafı gezelim bakalım. Bir şeyleri kırdıkça verecek mi? Mesela şunları falan. Çıkıyor mu diye bakıyorum. 96. Bir iki deneyeceğim. Olmazsa da bırakırız. Şuraları falan bir deneyelim. Gelmedi. Hani belki gelirse burası olmaz. En azından bir iksiri alırım diyorum ama. Başka da bir şey zaten doğru düz bir şey de bırakmamışım. Şurada var. Şunu bir dene bakayım. Yok, olmuyor. Biz buradaki şeyi bulalım. Oradan da dönelim. Yok, bu tarafta değilmiş. Yanlış geldik. Şuradaydı. Tamam, gel. Evet, şunları da bir kır. Bakın. Bu çıktı sanırım. 99 olduk. Bunlar oluyormuş. O zaman onların olduğu yere gideyim. Onları dağıtayım ben. Şimdi şu mora gittik. Kırmızı da var mı eşyalar? Varmış. Eyvah. Biraz hızlı olduk. Şunları kır. Bundan çıktı mı? Çıkmadı. Şurada var. Şunu vur. Bir daha bulursam olacak bu iş. Sende kıracak ne var? Şunlar var. Bir daha çıkmadı ya. Bir tane daha. Şurada bir şeyler var. Ama yok. Ha, şu var. Çıktı mı? Çıkmadı. Maalesef olmuyor gibi. Gidelim. Burada kıracak bir şey yoksa gidelim. Şu var. Çıktı mı? Ha, oldu. 103. Harika. Tam çıkmadan kısmetimiz varmış. Bulduk. Neredeydi o? Bu değil. Yeşildeydi sanırım. Güzel, şunu da alalım hemen. Canımız da 447'den 605'i buldu. Harika. İyi topladık, çıktı bunlardan. Hemen yeni yere yüklesin bize. Tamam diyelim. Ateşin ilk kısmı tamam. Şimdi ikinci kısım. Burada da yine bir mini patron. Ama bakın, bu patronları tanırsak mesela bu o kadar zor değilmiş. Yandaşlarını temizleyince size hedef alan bir kayma yapıyor. Kayma başlayınca zaten rahatsınız hemen. Yeteneklerinizden hangileri işe yarıyorsa özellikle onları kullanarak işini bitiriyorsunuz. Özellikle yakın dövüşmemeye çalışıyorum. Zaten çok rahatça halledemiyorum. İyice zorlaştırmak istemiyorum. Hemen hasar yemeyeyim diye. Şimdi yukarıdan mı başlayalım? Hadi öyle olsun. Gelin bakalım. Neler geliyor, ben bir hızlıca göreyim. O okçular var. Orada bir şey varmış. Bu arada şu şeyi, yani yıldırımı deneyecektik bunlara. Bu neymiş, bunu bir al bakayım. Şöyle bakabilir miyim hızlıca siz gelmeden? O şey, sağlık orplarında düşürme şansını arttırıyor sanırım. Tam istediğim olmadı. Şuna en azından biraz vurdum. Okçuya. Gel bakayım, biraz daha bekle. Güzel. O halloldu galiba. Bir de şunu yapalım.
Güzel, o gelecek mi? Tamam, onlar halloldu sanırım. Şunları bir yıldırım atalım. O da hallolmuş. Şunları bir yıldırım. Bir tek sen kaldın. O yenileri geliyor. Gelin bakalım. Büyücüler. Şu büyücüleri halledebilirsek. Hop. Gelin bakayım. Şu büyücüleri halletmem lazım benim. Asıl olay o. Tamam, şunları biraz daha hallettiğimize göre şurayı temizleyeyim. Orada bir büyücü kaldı mı, bitti mi? Onu göreceğim. Sanki şurada kaldı gibi hissettim ya. Tamam. Bu tarafa gelelim. Gelenleri göreyim hemen bir. Eyvah, okçu. Eyvah, hasar yedik. Eyvah, eyvah. Yine bir okçu çıktı. Eyvah, okçudan kaçmak çok zor. Heh, şöyle topluca bir... Maalesef ikisi de vurdu. İyi, birini hallettik hiç olmazsa. Tamam, biri daha gitti. Yine vurmayı başardı. Biraz hasar yedim yine, ne yapalım? 120 falan gitmiş yani candan. Yine ben bir 100 altın toplayabilirsem bölüm sonunda belki ekstra işimize yarar. Şunları topla hemen. Gördüklerimizi alalım da bölüm sonunda yetip yetmediğine bakarız. Şurası savaş alanına benziyordu ama yok, merkezmiş. Tamam. Topla şunları da. Ne tarafa gitmedik? Aşağı bakalım şuraya. Oo. Gelin bakayım. O arkanızda büyücü de var sizin. Hop. Tamam, bunlar temiz. Şu büyücüyü göreyim. Yandakiler mi? Ha, tamam. Oo, vurdu. Hiç dikkat etmedim. Bekledik öylece. Şunu vurabilir miyim? Güzel, ondan altın da çıktı. Burası savaş alanı belli. Neler geliyor? Eyvah, büyücüler. Dikkat edeyim şöyle. Bunları bir araya getirirsem biraz daha rahat tabii ki. Bir de bu elektrik bunları biraz olsun durduruyor. O da beni biraz rahat hareket etmemi sağlıyor. Hop hop hop. Aman, az kalsın vuruyordu. Tamam, bu da temiz. Şurada savaş var sanırım ama buradan kaçamayacağız. Gel bakayım. Oo, düşürdüler maalesef. Şunları bir aşağı düşürebilirsem. Şunu bir aşağı atalım. Tamam, güzel. Temizlendi. Biraz daha hasar yedim ben yine. Oo, yerin doluymuş burası. Oo, işi yatıyor bu bana. Şunu bir halletmem lazım. Oo, sen bir de atlayabiliyorsun. İyi, onu düşürttük. Harika. Gerisini düzeltmek biraz daha rahat olur herhalde. Gelin bakayım, gelin gelin. Buraya gelince de geri kaçıyorlar. Akıllı savaşıyor bunlar. Burada iyi, sağlık çıktı. Biz artık bunlardan düşünürken burada savaş yeri var. Bakın belli, patlayacak. Hemen girelim. Ama girmeden şunları halledelim. Şunu da patlat. Oradayken üstümüze patlamasın. Oo, bunlar bizim yetenekleri kullanıyorlar. Gel bakayım. Oo, kötü oldu. Tamam, o işi tamam. Gel bakayım sen. Buna normal vuruş yapsam şöyle. Tamam, gerek kalmadı da sizden okçu geldi iki tane. Şunu önce bir halledeyim.
Hop. Arka arkaya atıyorlar bak. Tamam. Şu. Güzel. Buradan şey sandık da çıktı, sağlık da çıktı. Bak bakayım. İyi. Oradan da sandık çıktı ekstra. 504'e kadar çıktı. 605'iz. Yani 101 eksiğimiz oldu şu an. Aldığım hasara rağmen. Şuralara da bak bakayım. Orada da var bir düşman görüyorum. Soba da var. Gel bakayım. İyi biraz olsun. Elektrik falan verdim. O büyüye falan takılıyor. Şöyle vurunca düz gitti, tamam. Şu soba neredesin sen? O da temiz. Başka bir şey görünmüyor. Gel bakayım. Oo. Ben burada satıcı olur belki diye direkt gittim. O ileri doğru ateş fırlatıyor bir de. Bir de bu mızrakla vurur. Belli ki. O üstüme ateş atıyordu tam da. Şu ateşini yapsın bakayım. Tamam. Bu da temiz olduğuna göre burada bir şey mi var dedim bir an. Arada konuşamıyorum. Şöyle savaşırken bir anda diyorum geliyorlar ona bak falan derken. Kusura bakmayın arada oluyor böyle. Burası da temiz. İyi, çok fazla can kaybetmedik. O iyi oldu. Şu sağ yukarı bak. Aa, orada bir şey mi vardı? Şu tarafa bir bakayım, öyle gideyim o zaman. Sol tarafta bakın düşman var. O iki taraftalar. Önce bu taraftakini alalım. Gel bakayım. Yap atışını sen. Önce şunu bir alayım ben. O, onun işi bitti zaten. Şimdi şu taraftaki için bir hazır olayım. Bu arada ben şunu niye kullanmıyorum? Unuttum bunu. Bunu unuttum. Bakın bu şekilde de hızlıca aldım. Şunu kır hemen. Bu tarafta ne var? İyi, satıcı varmış. Şimdi bunda iksir var yine. Alabiliyorum bir tane. Şunları da bir hızlıca bakalım. Toprak saldırılarını arttırıyor temel hasarını. Sağlık yeniliyormuş kritik vurdukça. Ateşe karşı dayanıklılık veriyor. Ateş hasarlarına karşı sanırım. Bir de burada düşmanları elektrikle şoklama şansını ekliyor. Devam edelim biz. Şurada gitmediğim bir yer var mıydı benim? Gel bakayım. Şuraya gidelim. Yukarı taraf vardı. Oraya gidelim şimdi. Burada da satıcı var. Hemen şunları da kır. Artık bunları bırakmayalım. Bakın altın çıktı. Önemli. Şunları da kır. Evet, sen şimdi ne diyorsun? Senin verdiğin bu büyülü yetenek bende olmayan bir yetenek. Bu diken şeklinde herhalde yıldırımla alakalı. İyon diyor çünkü. Resimden de öyle görünüyor. Evet, yıldırım için böyle yıldırım dikenleri gibi bir şey. Bu da buz bıçakları fırlatıyormuş. Bu da yine onun buz bıçakları gibi bir şey ama bunlar bir de ekstra donduruyor düşmanları. Bu da bir balta saldırısı. Bir tane balta çağırıyoruz herhalde, emin değilim. Tomahawk diye geçiyor. Tamam, burası da tamam olduğuna göre %95. Nereye gitmedik? %5'lik şuraya gitmedik. Tam merkezin orada. Orası da demek ki direkt satıcı ki %95 olduk. Biraz daha fazla değil. Direkt satıcı var demek ki burada. Yok, savaş varmış. Gelin bakayım. Hop hop hop. Bak yanına gittim bir de direkt. Gel bakayım. O elektrikten etkilenmiyorsun fazla. Tamam, bu da temiz. Burası da bitti. %100 oldu mu? Bir yere gitmedik herhalde. %98 diyor. Nereye uğramadık biz? Şöyle bir bakıyorum. Bir şeyin şurayı halletmemişiz. Şu aşağı sol tarafta. Şunu da kır. Hemen oraya da bakalım. Burası. Evet, dükkan da buradaymış. Bu neci acaba? Bakın bu madenci gibi kazma falan var elinde. Ne yapıyorsun sen? Bir bakalım şimdi ne istiyor bu. Şimdi bu kırmızılarda hep böyle şeyler var. Yok işte altınınızı alıp elmas veren geliyor.
Yok işte lanetli eşya satan geliyor. Geçen geldi kart karıştıran vardı. Bu seferki neymiş bakalım. Bu da koleksiyoncuymuş. Ne yapıyormuş? Senin reliklerini alırım diyor. Sadece yere at diyor. Ben de sana parasını ödeyeyim diyor. Mesela benim reliklerden ne var şu an elimde? Daha fazla sağlık doldurma nesnesi düşüren var. Maksimum canımı %10 arttıran var. Aslında bunu ben bırakabilirim ona. Ekstra şey olur, altınımız olur ama altınla yapacak bir şeyim var mı benim? Ona bir karar vereyim. Şunlara bir bak hemen. Şimdi buradan almayı düşündüğüm kart yok. Elimdekilerin büyülenmiş olsaydı orada onları seçebilirdim. Şu merkeze atıyor beni. Şuradakilerden şuna zaten 100 altınım var. Can doldurabilirim. Hatta dolduralım. Tamam. Şimdi şunlardan alacağım bir şey var mı? Şöyle bir hızlıca bakayım. Okumuştum ben size bunları. Kritik vuruş yedikçe sağlık yenileme. Bunu alabilirim. 150 istiyor. 87 var. Yani bize bir 63 falan verir herhalde diye düşünüyorum. Şunu versem. Şuna bakıyorum. Sağlık orpları düşürme kalsın. Şu da önemliydi. Hasar arttıran. Maksimum canı azaltanı alalım. Yani tekrar %10'unu azaltacak. Normal hale getirecek. 555 mi ne olacağız ya da 550. Onu alacağım. Tam bırak diyordu yere. Şuradan seçiyorum. Seçtiğimi de yere at diyorum F ile. Bu da onu çekip alacak. Aynen. Kaç verdin? 137 yaptı. Tam olarak istediğim kadar vermedi sanırım. Evet, 150 istiyorduk. 137 yaptı. Ben oradan başka bir şey de vermek istemiyorum. Şunu da almak istiyordum ama bunun ne olduğuna bir bakayım adına. Augur of Poetry. Yani yanlış okuyor da olabilirim. Poetry. Augur of Poetry. Bunu biz normal oyuna başlarken satılan yerde girçik girçik yaparak bulup alıp deneyelim istiyorum. Ya da yeni bir tane satıcı bulursak, onu da bulursam bunu alalım sonra. Aklımızda bulunsun. Şimdi alamadık. Bir reliği de sattık. Neyse olsun. Hem buradan şeyden alabiliriz belki patronu yenersek. Gel bakalım. Hemen diğer yandaşların da gelsin. Gel bakayım. Şunları bir halledelim de. Yandaşlığın güzel. Bu da bundan sersemliyor. Harika. Güzel. Üçlü bir şekilde hallediyoruz. Güzel. Bayağı sağlam oluyor. Gel bakayım. Güzel yap atışını. Harika. Oh, az kalsın yapamıyorduk. Tamam, onu da almış olduk. Hem de hiç can kaybetmedik. Harika. Şimdi büyük patron savaşı var ama önce bir şunu alalım. Ne çıktı buradan? Bakın sağlık orbu da çıktı. Bir de rüzgar gülü çıktı. Ne işe yarıyormuş ona bakalım. Hava elementiyle yapacağım saldırıları %12 arttırıyormuş. Şu an kullanmıyorum hava elementi. Aslında o adam alırsa bunu da satabilirim. Bir gideceğim bakayım yanına. Onu da alıyor musun? Alıyorsan onu da vereceğim. Al. Evet, onu da aldı. Güzel. Oradan da altın aldım. 245 oldum ama büyük patronu yenersem işime yarayacağı için paralar. Şuradan bir gidip alabileceğim bir şey var mı bakacağım. Bunu değil, burası değil. Ötekine gidelim. O şey alacağım şeyi bir alayım. Kritik vurdukça canım da artıyordu çünkü. Onu da al. Geriye bana 95 kaldı. Artık büyük patronu yenersek gerisine bakacağız. Yenemezsek de artık 95 altın gider de 95 elmasım var. Haydi bakalım büyük patrona gidelim. Evet. Ateş sınıfının büyük patronunla karşılaşmaya hak kazandık. Geçen bölümde toprakla kapışmıştık. O zaman başaramadık. Yarı yarıya indirmiştik. Bunlar biraz daha güçlü saldırıyor. Can almama gerek yok. O yüzden geçiyorum buna.
Haydi bakalım gel. Evet. Zeal gel bakalım. Ben bir şöyle hızlıca geçeyim de. Yine bakın sürpriz saldırılar falan yapıyor bu. Oo ben bunu ateş saldırısı yaparsam çok işine yarar. Oo bu nedir böyle? Biraz yaklaşmam gerekiyor. O vuracaktı. Şunu da açayım da. Arada ben koşarken denk geliyor. O da yanımdan geçtiğinde. İyi. Biraz hasar verdi. Ama çok koşuyor bu. O yakaladı. Şurada alev toplarını açamadım bu arada yalnız. O feci 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 kaç. Sürekli kaçmak gerekiyor. Şunu da açayım da ben her seferinde yanıma falan gelirse. Neyse en azından çok fazla şey olmuyor. Arada ben mesela kritik falan vurursam da ekstra canın dolacaktı. Öyle bir şeyim vardı. O çok fena yakaladı. Çok çok gitti. Kurtaramadım. Çok fazla da alamadım. Bu biraz bizi zorladı. Çok karışık saldırılar yapıyor. Eyvah, eyvah, arada kaldık. Ateşli saldırılarımı bir kere düşürüyor. Eyvah, gel. Maalesef burada halletti bize. Yarıya yaklaşmıştım ama çok istediğimiz gibi olmadı. Ama oldukça keyifli oldu. Yine en azından iki kısmı geçmeyi başardık. Yavaş yavaş elimizde alışıyor. Güzel şeyler de yapıyoruz. Bu ikinci denemede böyle oldu. Şu an elimdekilere bir bakayım. Sadece 95 elmasla döndük. Yine yeni bölümde yeni tercihler yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.